Merhabalar. Sağlık Asistanı platformu olarak halkımızın ve sağlık çalışanlarımızın merak ettiği konularda röportajlarımıza devam ediyoruz. Ben öğretim görevlisi Doktor Deniz Özel, Sağlık Asistanı platformunun editörüyüm. Bugünkü konuğumuz Profesör Doktor Burak Özçetin. Hocamız İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya Bölümü öğretim üyesi. Burak hocamızla sağlıkta medya okuryazarlığı çerçevesinde biyopolitika, medya etiği, sağlığın tıbbileştirilmesi dahil pek çok konuyu konuşacağız. Amacımız medyada yer alan sağlık bilgilerini ve sağlık haberlerini eleştirel gözle nasıl değerlendireceğimizi öğrenmek ve öğrendiklerimizi uygulayabilir hale getirecek somut öneriler sunmak olacak. Burak hocamıza sağlık asistanı ekibi olarak bize zaman ayırdığı için teşekkür ederiz. Hoş geldiniz Burak hocam, nasılsınız? Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum bu nazik davet ve teveccühünüz için diyeyim. Sağ olun hocam. Medyada yer alan sağlığa ilişkin bilimsel bilgilerin bireylerin sağlık davranışlarını olumlu etkilediği gibi tehlikeye sokabileceği konusu da dikkate alındığında sağlık okuryazarlığı konusu önemli hale geliyor hocam. Sağlık okuryazarlığından bahsedecek olursak ne olduğuna dair, sağlık bilgilerini elektronik kaynaklardan arama, bulma, anlama ve elde edilen bilgi değerlendirilerek herhangi bir sağlık sorunu çözmede kullanabilme veya gerçek hayatta uygulayabilme yeteneği olarak tanımlanıyor. Ve 6 tane okuryazarlık türünden, yani çoklu okuryazarlık dediğimiz bir okuryazarlık türlerinden oluşuyor. Geleneksel okuryazarlık, bildiğimiz okuma yazma becerisi, bilgisayar okuryazarlığı, medya okuryazarlığı, bilim okuryazarlığı, bilgi okuryazarlığı ve sağlık okuryazarlığı çerçevesinde incelenebilir. Biz ise bugün medya okuryazarlığı konusuna odaklanacağız. Medyadaki bilgilerin doğruluğuna güvenebilmemiz için karmaşık mesajları analiz edebilmeli ve bunun için de öncelikle medya okuryazarı olmalıyız. Öte yanda eleştirel medya ve sağlık okuryazarı olan bir birey, gazetelerden aldığı bilgi ve bilgiyle yetinmeyerek doğru bilgiyi aramalı, elde ettiği bilgileri yorumlamalı ve bunları kendisi ya da çevresindekilerin sağlığı için kullanabileceği gerekli bilgi birikimine sahip olmalıdır. Bu bağlamda Sayın Hocam, sizce sağlığıyla ilgili konularda bilgi arayan bir bireyin medya okuryazarı olabilmesi için nelerin farkında olması gerekir? Bunu şu kapsamda değerlendirebiliriz. Sağlıkta yer alan pek çok haberler var biliyorsunuz, tuzak niteliği taşıyan. Evet. Gizli reklamlar, örtülü reklamlar da denebilir buna. Sağlık haberlerinde düşünce inşası ve gizli reklam durumlarıyla ilgili örnekler verebilir misiniz bize? Evet, çok can alıcı bir sorun. Sağlıkla ilintili bilgilere nasıl ulaştığımız ve bu bilgileri hayatımıza nasıl temellük ettiğimiz ya da adapte ettiğimiz diyebiliriz. Ben, siz de söylediniz, özgeçmişimi kısaca söyledim. Sağlıkçı değilim. Sağlıkla ilintili kesinlikle konuşmayacağım. Belki önemli şeylerden birisi bu olabilir. Sağlıkla ilintili konuşmamaya çalışmak. Gerçekten de sanırım bununla başlayabiliriz. Yani sağlık okur yazarlığının, eleştirel bir sağlık okur yazarlığının sanırım en önemli noktalarından bir tanesi nerede konuşulacağını ve nerede susulacağını bilmekle ilintili bir mesele olduğunu düşüneyim. Mümkünse yani konunun uzmanı, konuyla, çünkü gerçekten de sağlıkçılar arasında dahi çok ciddi bir tartışma konusu. Tek bir bilginin olmadığı bir yer, bir bilim dalı ve farklı yaklaşımların, farklı tartışmaların, farklı araştırmaların olduğu bir yer. O yüzden yetersiz bir çerçeve dahilinde herkesin öğüt verebileceği, herkesin birbirine öneriler verebileceği bir alan değil. Ve maalesef bugün bol bol üzerine konuşacağız. Maalesef herkesin de bunu çokça yaptığı bir mesele. Şimdi medya okuryazarlığı kavramıyla başlayalım isterseniz. Böyle bir sıkıcı bir şey girişi şeklinde. Medya okuryazarlığı nedir? Aslında birkaç boyutu barındıran medya mesajlarıyla karşılaştığımızda, bir, bu medya mesajlarına erişmek, ulaşmak, nasıl ulaşılacağı ile ilintili, ulaşılan medya mesajlarının nasıl alımlanacağı, ayıklanacağı, tasnif edileceği, sınıflandırılacağı ve özellikle günümüzdeki iletişim teknolojilerinin bize sağladığı olanaklar çerçevesinde bunların nasıl sentezlenip yeniden üretileceği.
Yani çünkü yeni medyayı ayrıksı kılan özelliklerden bir tanesi bu. Yani tüketicilerin artık sadece tüketici olmadığı, aynı zamanda çok da denetimden, filtrelerden vesaireden geçmemiş bir şekilde sürekli üretim yaptığı bir alan. İşte sosyal medyada aklınıza gelebilecek şey bloglar, web 1.0, web 2.0, web 3.0 şeklinde biz gidiyoruz bunları anlatırken işte. Web siteleri, bloglar, sosyal medya, farklı sosyal medya ortamları ile birlikte biz tüketicinin de üretici olduğu bir şeye geliyoruz. Şimdi bu tabii medya okuryazarlığı meselesini günümüzde inanılmaz karmaşıklaştırıyor. Yani bir dehşet bir medya bolluğu içerisindeyiz. Hiç olmadığı kadar, tarihte hiç bugüne kadar görülmediği kadar biz medyalar. Şimdi bu da çok güzel, İngilizce'de bir tartışmadır. Medias demek mümkün mü? Hiç oraya girmeyeceğim ama yanlış kullanmadığımı belirtmek üzere bunu not ediyorum. Tarihte hiç görülmediği kadar bir enformasyon patlaması yaşıyoruz. Her sene rekorlar kırılıyor işte. Sadece ve sadece son birkaç yıl içerisinde, son 10 yıl içerisinde ürettiğimiz bilginin, üretilen enformasyonun faydalısıyla faydasızıyla yüzyıllar boyunca üretilen enformasyona denk düştüğüne dair elimizde veriler, araştırma verileri var. Bu ne yapıyor tabii ki? Bu yolumuzu bulmayı, bu bilgi karmaşası, bu bilgi sağanağı, bilgi bombardımanı içerisinde doğru bilgiye erişimi son derece zorlaştırıyor. Bu açıdan bakıldığında aslında siz çok güzel bir giriş yaptınız. Yani farklı okuryazarlıkların kesişim noktası olarak sağlık okuryazarlığından bahsettiniz. Aslında medya okuryazarlığı, işte media literacy İngilizcesiyle, her alanda benzer dinamikleri var. Yani biz neyi tüketiyoruz, nereden tüketiyoruz, nereden tükettiğimizin farkında mıyız, kaynağın farkında mıyız? Bu da biraz bizi şeye getiriyor. Yani biz ne yapabiliriz doğru bilgiye ulaşmak için? Biz bu bilgiyi sağlayan kaynaktan haberdar mıyız? Bunlar kim? Bu kaynağın arkasındaki, üzerinde bol bol konuşabileceğimiz dinamiklerin, iktidar yapılarının, ekonomik ilişkilerinin farkında mıyız? Bu kaynakların ne kadar güvenilir, ne kadar nitelikli, ne kadar derinlikli olup olmadığının farkında mıyız? Bir şekilde bu kaynaklarda güvenli olup olmadığımızın farkında mıyız? Yani medya okuryazarlığı bu söylediklerimi biz bunu sağlık haberlerine de uyarlayabiliriz. Siyasetle ilintili haberle de uygulayabiliriz. Bir terör saldırısında afette, deprem vesaire gibi acil bir durumda karşı karşıya kaldığımız medya içeriklerine de uyarlayabiliriz. Evet, sağlığa özel hocam, yani bu sağlıkla ilgili neden bu kadar çok dezenformasyon oluyor sizce? Arkasında yatan bir şey mi var yani? Evet, tabii çok şey var. Bir, bazen bazı şeylerin yani cevabı çok kolay oluyor. O da şey, merak. Yani çok hayati bir şey. Çok ciddi hayati bir mesele sağlık. İnsanın en temel ihtiyaçlarından, en temel hayatta şeylerinden birisi. Yani dilimize de değil mi böyle bir yerleşmiş bir şey. Sağlık olsun gerçekten sağlık olsun. Yani sağlıklı olalım da çok ciddi bir mesele. Bu merak, bu aciliyet, bu ciddiyet çok önemli bir şey yapıyor. Ama tabii bununla da bitmiyor olay. Bir yanıyla da bakıldığında sağlık özellikle yine son, tabii bunun tarihçesini sağlıkçılar, sağlık tarihçileri benden çok çok daha iyi bilirler. Ama bugünkü konumuzun çok önemli dinamiklerinden biri olduğu için yaşamın her alanının ticarileşmesi, metalaşması vesairesiyle birlikte sağlık devasa bir sektör aynı zamanda işte. Ve gitgide de ticarileştiği oranda da karanlıklaşan bir alan. Şimdi bütün bunlar, hani bir yandan insanların ilgisi,
Bir yandan sermayenin diye kabalaştıracak olursak, ama çok da yine dediğim gibi basit cevaplar bazen çok çok doğru ve akla ilk gelen cevaplar. Sermayenin artan ilgisi. Bütün bunlar çakıştıktan sonra bu ticarileşme, metalaşma döngüsünden medya azade değil. Bırakın bunu, medya zaten bu ticarileşme döngüsünün bir parçası, ürünü, bunu destekleyen ve bundan beslenen bir yapı, sahiplik yapıları itibariyle. Bu açıdan bakıldığında bu denli hayati bir konunun medyanın, sosyal medyanın en temel meselelerinden biri haline gelmesi kadar doğal bir şey yok. Ama tabii bu hala dediğim gibi meselenin sadece belirli yanlarını ele alan bir şey. Az sonra bahsedeceğimiz şey işte yine son 10 yıllardan bahsedelim bunu. Çok teknik terimlere ya da felsefi terimlere girmeden, ama yeni bir insan tipolojisinin ortaya çıkması. Bu ortaya çıkan yeni insanın yeni kaygılarının, yeni korkularının, yeni kimliklerinin, yeni takıntılarının, yerli yersiz, temelli temelsiz yeni tercihlerinin ortaya çıkması, yaşam tarzı siyasetinin bir patlamaya uğraması önemli şeylerden birisi diyebiliriz. Çok da tek taraflı olmaması için ara ara susacağım, es vereceğim. Estağfurullah hocam. Şeyden biraz bahsedebilir miyiz? Böyle sizin karşılaştığınız örnekler var mı? Bir tane makaleniz var bu konuyla alakalı. Ondan da bahsederseniz çok sevinirim. Sağlık haberleriyle ilgili bir makaleniz vardı. Evet. Bu tuzak haberler neler olabilir mesela? Gizli reklamlar nasıl oluyor? Bu konuda nasıl uyanık olabiliriz? Süper, çok güzel. Bu hemen çok kısaca birlikte yaptığımız bir iş olduğu için hikayesinden bahsedeyim. Profesör Doktor Yasemin İnceoğlu'yla, Yasemin Hoca'yla birlikte yaptığımız bir proje. Meltem Gökmen Tol, Saygın Vedat Altkurt, ben ve Yasemin İnceoğlu hocamız. Yasemin Giritlioğlu İnceoğlu. Giritli İnceoğlu. Birlikte yaptığımız bir projeydi bu. Biz şeyi merak etmiştik orada. Yine bir medyacı perspektifinden Türkiye'de sağlık üzerine konuşan ve popüler olan figürlerin, bu doktor olabilir, bu tütün eksperi olabilir, diyetisyen olabilir. Olabilir. Bu bir araştırmacı olabilir. Ya da wellness, işte iyilik, sağlık, bu Çağla Şikel olabilir. Yani aklıma gelen bir manken kendini. Ama biz şunu merak ettik, ya sağlık hakkında kimler konuşuyor? Bu konuşanlar nasıl bir otoriteyle konuşuyorlar? Nasıl bir pozisyondan konuşuyorlar? Aslında bakıldığında bizim sosyal bilimlerde, özellikle işte sosyoloji, siyaset bilimi, felsefe için çok kritik isimlerden biri olan Michel Foucault'un bu biyopolitika, işte neoliberal yönetimsellik vesaire kavramları eşliğinde biz bunu inceledik çalışmamızda. Elbette ki orada bahsettiğiniz türden içeriklere çok rastladık. Bizim problematiğimiz çok okuryazarlık meselesi değildi, ama zorunlu olarak oraya geldi. Şimdi nedir örneğin gizli reklam ya da şeyle ilintili en sık rastladığımız konu, yaşamın her döngüsünün, yaşamın her alanının ve normal diyebileceğimiz, daha önceden normal olarak görülen yaşam döngülerinin, adımlarının, ne diyelim bunlara, merhalelerinin tıbbileştirilmesi, hastalıklaştırılması, medikalizasyonu. Neler olabilir hocam? Yani saç kaybı. Temel kozmetik meseleler, sıkça gördüğümüz şeyler bunlardı. Yani gerçekten bunların bir hastalık, bir panik, yaşlanma. Şimdi mesela bu aynı zamanda işte geriatri, gerontoloji aynı zamanda işte Akdeniz Üniversitesi'nde değil mi? İlkti galiba Türkiye'de gerontoloji bölümü olarak açılan. Gerontolojinin meselesi aynı zamanda yaşlılığın bizzatihi. Bir panik, bir kırışıklıklarınızdan kurtulundan tutun da işte kelliğe çare bulunmasına vesaire. Şimdi çok ayrıntı vermek de istemiyorum. Yine sağlık, biraz da bu meseleyle ilintili hassasiyet beni şey yaptı. Sağlıkla ilintili konularda konuşmaktan ve yargıda bulunmaktan kaçınma. Anlıyorum. Ama genelleştirecek olursak da yani gayet normal insani süreçlerin bir sağlık problemiymiş gibi. İşte
Yani 50 yaşınızdasınız ve birileri size 30 yaşında görünmeniz gerektiğini söylüyor. Ve şunu sormak gerekiyor. Yani ve bunun 30 yaşında görünmemenizin işte kırışıklarınız, işte kaz ayaklarınız, vücudunuzda yaşadığınız normal süreçler birdenbire bir panik, bir işte eksiklik, bir hastalık, işte ameliyatla halledilmesi gereken vesaireyle halledilmesi gereken bir şey olarak karşımıza çıkıyor. İşte günümüzde aslında çok popüler formlarını bunun biliyoruz. Biliyorsunuz sağlık, doktorların reklam yapması, ilaçların reklamları ile ilgili çok katı regülasyonlar var ama bugün bu işlevi bize ne diyeyim işte sabah programlarında vesairede sürekli boy gösteren doktorların varlığı mesela çok ciddi sıkıntılardan bir tanesi. Yani popülarizasyonu, yani bu tehlikeli bir şey. Bir tarafıyla bilgilendirme açısından iyi tarafları olabilir ama bir yandan da o pop ve eğlence kültürünün bir parçası haline gelmiş. Şimdi ben bir medyacıyım yine, medya içinden konuşayım. İşte Neil Postman bir şey söyler, televizyon öldüren eğlence kitabında. Televizyon üzerine konuşur. Neil Postman sağlıkçıları da ele alır orada. Ama sağlıkçılardan daha çok ele aldığı şey de evangelistler ve şeydir. Hani, ne diyeyim, televizyon dindarlığı meselesidir. Ve Postman'ın söylediği şey şudur. Bir şey televizyona girdiği andan itibaren onun diline dönüşür. Popülerleşir, ticarileşir, sığlaşır. Hani, çünkü televizyon derinleşmez. Televizyon bu dediğim gibi yani hani iki dakika önce bir ayetin anlamıyla ilintili konuşurken iki dakika sonra aynı şey üzerine konuşan insanların göbek attığı bir ortamdır sabah programı dediğiniz şey. Ya da iki dakika önce çok ciddi bir sağlık problemi işte kanser, kansere karşı ne yapılabilir? Geçen gün işte ne diyeyim böyle şeyleri hala yazıyorum işte nasır problemi nasıl çözülebilir vesaire falan filan derken birdenbire aynı şeyi yapan insanların gerçekten de orkestra eşliğinde göbek attığı bir şeydir. Hani burada tabii ki yine ne diyeyim gizli reklam kendini çok farklı şekillerde gösterir. Yani bazen bahsettiğimiz üzere açıktan yapılamayan ama sorunun ve sorunun çözümünün tarifiyle karşımıza çıkar. Bazen haber kisvesi altında habermiş gibi tıklatır size bir konuyu. Bu bizim medya etiğinde ve yine okuryazarlıkta çok önemli konulardan biridir. Haber içeriğiyle reklam içeriğini birbirinden ayırmak. Habermiş gibi tıkladığınızda kendinizi birdenbire bir vitamin, supplement, işte destekleyici gıdanın satıldığı, pazarlandığı aslında birdenbire kendinizi onun içerisinde bulursunuz. Ya da ne diyeyim, kendisini ilaçmış gibi tanıtan ama aslında ilaç olmayan. Yani bu gibi ürünler de çok boyutlu bir şey. Yani bu gibi ürünler de kaynıyor biliyorsunuz. Yani hani şimdi çok gıda dedektifi benim çok severek takip ettiğim bir internet ve sosyal medya hesabıdır. Orayı sürekli takip ederim. Okurum neyin içinde ne var. Yani içinde glikoz şurubu, alfa benim bütün yapay ögelerinin olduğu bir şey. Size işte böbrek taşı, karaciğer yağlanması, kanser vesaire şu bu bir listeyle sunulur. Bir ilaçmış gibi. Bu tür şeyler. Burada elbette ki şey bol bol konuşacağız. Hani, ne yapılması gerektiğiyle ilgili tabii naçizane diyeyim. Evet. Hocam bazen şey de oluyor değil mi? Yani medikalize ediliyor diyoruz ya. Bir tarafta da başka bir grup var benim dikkatimi çeken. Böyle doğalcı dediğimiz. Şimdi bir ilaççı bir grup var. Evet. Bir de doğalcı olan bir grup var. Onlar da doğalla yönelmeyle alakalı mesajlar veriyor. Evet. Ve akabinde aslında kendi ticari ürünlerini de pazarlayabiliyor. Yani evet. Bu da aslında tehlikeli. İlla ki bizim karşımıza medyadaki mesajlar şey olarak gelmeyebilir, medikalize olarak mesajlar gelmeyebilir. Doğallıkla alakalı, doğallık vurgusu yapan kişilere de aslında bir noktada dikkat etmek gerekiyor. Sonrasında bizden ne istiyorlar? Bizden ne bekliyorlar gibi bakmak gerekiyor sanırım. Tabii çok 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 şey. Yine kaçınacağım yani herhangi bir
herhangi bir biçimin, beslenme biçiminin, o yüzden hep genel terimlerle konuşuyorum. Evet. Çünkü böyle konuşmam gerekiyor bir yandan da. Çünkü yani neyin faydalı, neyin zararlı, neyin insana iyi, neyin kötüne geldiğine dair yargılar, yani bizim bir iki kişinin ben bunu denedim ve çok güzel sonuç aldım deyip de ortaya koyabileceği şeyler değil. En azından yani sosyal bilimci olmakla birlikte bilimsel bilginin mantığını, istatistiğin ne anlama geldiğini biraz da olsa biliyorum ve hani buradan bakıldığında sanırım en temel şeylerden birisi sağlık okuryazarlığı ile ilintili bu olması gerekiyor. Yani internette karşılaştığımız içeriklerin özellikle günümüzde, çünkü bakın internet, şunu ayırmamız gerekiyor artık. İnternet kullanıcısının biçimi, formu da değişiyor. İnternet kullanıcısı artık klavye kullanan, arama motorlarına vesaireye tıkır tıkır adresler giren bir kullanıcı değil. Muhakkak bunu da yapıyor ama internet kullanıcısı yoğun bir şekilde sosyal medya kullanan, buna yoğun bir şekilde tabletlerden, telefonlardan vesaireden ulaşan, yoğun bir şekilde influencerları, bizim için keywordlerden birisi, etkileyicileri takip eden ve sürekli olarak üzerine ilgi duyduğu, bilginin boca edildiği bir kullanıcı tipi. Şimdi ben bugün iki ne diyeyim, wellness, işte mindfulness, işte ketojen diyet, sağlıklı yaşam, 3-4 kişiyi takibe almaya başlayayım. Önümüzdeki haftalar boyunca katlanan bir şekilde algoritma beni sağlıklı yaşama yönlendirir. Ve ben burada bilimsel, bilgisel, entelektüel, geçmişiyle ilintili hiçbir fikrim olmayan insanlardan ne yiyip ne yememem, nasıl egzersiz yapmam, günde kaç kilometre koşmam, şekeri tümüyle kesmem, işte 9'da yemek yemeyi kesip işte ertesi gün 12'ye kadar yemek yememem gerektiğine dair, bunlar doğru olabilir, yanlış olabilir ama bunları duyacağım. Çünkü şu anki sosyal medya kullanıcısı sağlık bilgilerini bir yandan bu şekilde de alıyor. Artık hani yani işte şu var, ben ne yaparım, bir sağlık sorunum var, ben ne yaparım gibi bir arama, biraz hatta daha az tehlikeli olan bir arama tarzı. Yani şimdi yine araştırmalar bize şeyi gösteriyor, çok büyük oranda yanlış habere yönleniyor ya da güvenilir olmayan sitelere yönleniyor ama sosyal medyada iyice bir filtre yoksunluğu var. Şimdi en azından değil mi, şeye baktığımızda, sosyal medyaya baktığımızda biraz da algoritmaların yine ve bu website optimization dediğimiz website optimizasyonu sayesinde sorunları bir girdiğimizde bizi iyi kötü bir işte yani orası kırıl kırıldır anlamında demiyorum ama en azından hani ne diyeyim işte bir şey fit olan bir ne diyeyim sosyoloji, siyaset bilimi, elektrik mühendisinden daha sağlıklı bilgi verir. Bizi en azından hastanelerin sayfasına yönlendiriyor. Bizi en azından işte Acı Badem'in web sayfasına yönlendiriyor. Bizi üniversitelerin bazen web sayfalarına yönlendirebiliyor. Oralarda ne diyeyim daha üstüruplu bilgiler sağlayabilir ama sosyal medyada muazzam bir karmaşa, muazzam bir kakofoni ve tek derdi ne diyeyim influencerlık yapmak, hitini yükseltmek ve para kazanmak olan insanlar. Yani şimdi bunu da şeyden de ayırmak gerek. İşte o kadar farklı farklı şeyde ki, yani bir doktorun da derdi çok para kazanmak olabilir. Ama derdi çok para kazanmak olan doktor bunu gayet hani doğru bilgilerle, doğru tedavilerle, gayet hani herhangi bir etik şey yapmadan yapabilir. Ama karşımızdaki kişi bilmiyoruz. Karşımızdaki kişi o bilgiye nereden sahip? Anatomi biliyor mu? Fizyoloji biliyor mu? Kimyasal değil. Yani bu doğal otlar. Şimdi öyle doğal şeyler var ki kaynattığınızda işte mantar mesela çok doğal bir şey. Gidin toplayın. Aman toplamayın. Hani mantal kim yani anlatmaya çalıştığım bu, yani neyi neyle karıştıracağınız, edeceğiniz şey, yani kimyasal olmayan her şeyin, sizin dediğiniz gibi doğal olan her şeyin, evet, doğada yönelme yanılgısı deniyor onu hocam, yani hastalıklar listesinin listesinin içerisinde olan bir yanılgıdır doğana, doğala yönelme yanılgısı.
Evet. Örneğin köpek balığı da doğaldır ama öldürür yani. Tabii işte mantar yedim öldüm. Doğaldı niye öldüm? Hani yani bunun gibi bir şey. Ya da işte yine şey yapmayayım ama yani bazı şeylerle yan yana getirilmeyeceği. Hani kimyasal değil çok riskli bir şey. Her şey kimyasal çünkü. Yani böyle bir şey yani her şey kimyasal, her şeyin ortaya çıkarabileceği kimyasal reaksiyonlar var ve doğada da var bu reaksiyonlar. Kesinlikle. Evet. Hocam internette arama yapmayla ilgili bir katkı sunmak istiyorum. Bir araştırma yapmışlar. Google'da anahtar kelime yazarak bakılmış. Mesela baş ağrısı kelimesi yazılmış Google'a ve şu görülmüş. İlk 100 sayfanın yani 100 sonucun %25'inde olası bir sebep olarak beyin tümörü yazıyor. Şimdi gerçek hayata dönüp baktığımızda kaç kişiden birinde beyin tümörü gözüküyor? 10 bin kişiden sadece birinde beyin tümörü gözüküyor. Ama basit bir baş ağrısıyla Google'a giden bir kullanıcının 100 sonucundan 25 yani 4 sonuçtan birinde beyin tümörü yazıyor. Şimdi burada bir endişe, bir korku kültürü zaten yaratılıyor değil mi? Yani internetin bu tehlikesi çok ciddi bence. İster istemez böyle bizim bilişsel tarafımıza oynuyor yani. Acaba ben beyin tümörü müyüm diye. Yine benzer bir araştırma yapmışlar. Kas seyirmesi diye arattığınız zaman Google'a çıkan sonuçların yarısı ALS hastalığını göstermiş. Yani bahsi geçiyor. Tamam demiyor ki size işte kas seyirmesi yaşıyorsanız ALS olabilirsiniz, ALS'siniz demiyor ama risk faktörü olarak yani olabilecek sonuç olarak ALS yazıyor. Yani 100 tane aramanın 50'sinde ALS kelimesi geçiyor en azından. Kelimenin geçmesi bile değil mi insanda bir korku yaratıyor. Tabii. Ama gerçek hayatta olasılıklara baktığımızda her yıl sadece 55 bin kişiden bir tanesi ALS tanısı evet. konuyor. Evet. Ama siz kas seyirmesi yazdığınızda pek çok sonuç sizi ALS'ye götürebiliyor. Bunun gibi böyle araştırmalar var. İnternete böyle bakarken ne kadar dikkat etmemiz gerektiği yani elbette sosyal medya hesapları da çok şey riskli olabilir ama en azından hani uzman kisvesiyle güvenebiliyoruz bir noktada. Uzman bu işin uzmanı diyoruz ama uzmanlar arasında da görüş farklılığı var maalesef. Tabii. Yani çok güzel bir noktaya temas ettiniz hocam. Bu bizim yazdığımız makalede de çalışmamızda da değindiğimiz tam işte bizim çalışma konularına doğru geliyoruz o zaman. Bir korku kültüründeyiz. Bu Freud'in kitabının da ismi aynı zamanda. Önerebileceğim bir kitaptır korku kültürü. Yani gitgide artan bir şekilde. Yani dünya belirsiz bir yer. Bakın yani şu anda yani son 1-1,5 yıldır o belirsizliğin gerçekten çok ayrı bir seviyesini yaşıyoruz. Yani işte Covid-19'da birlikte yaşadığımız süreçten bahsediyorum tabii ki. Dünya belirsiz bir yer. Dünya işte eşitsizliklerin, savaşın vesairenin riskin olduğu bir yer ve anlam veremediğimiz şeylerle ilintili biz korku mitleri yaratma ve mesela şiddet riskini böyle bir amplify etme nedir? Çoğaltma. Ve medya konumuza gelirsek dediğiniz gibi çok inanılmaz bir şekilde bunda şey yapıyor. Şimdi siz sağlıkla ilintili örnek verdiniz. Ben şiddetle ilintili örnek vereyim. Yani örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde medya ve şiddet ilişkisi üzerine yapılan bir şey, araştırma, kültürel göstergeler araştırması olarak geçiyor. Bu Cultural Indicators ve George Gerbner bu araştırmayı yapan kişi ve ekmek kuramı diye bir şeyden bahsediyor ve şunu görüyor. Yani toplumda şiddetin görülmesi sıklığıyla medyada şiddetin görülmesi sıklığı arasında 50-60 kata, 53 değil 5 değil 50-60 kata varan bir şey var. Ve gitgide artan bir şekilde medya tabii burada medyada şiddetten şundan bahsediyoruz. Televizyonda şiddet, filmlerde şiddet, dizilerde şiddet vesaire muazzam bir içerik analizi yapıyorlar ve şu çok güzel bir şey. Rambo filmlerinin İşte 1970'lerin sonu 80'lerin başından 90'lara kadar bu Sylvester Stallone'nin oynadığı Rambo filmlerinin de kaç şiddet sahnesinin ve kaç kişinin öldüğünü sayıyorlar.
Çok enteresan bir şey. 1980 diyelim hadi, yanlış bir tarih olabilir. İlk Rambo filminde bir kişi ölüyor. Son Rambo filminde 15 gün, 15 yıl sonra 470 civarında insan öldürüyor Sylvester Stallone. Yani hani her yerde vahşet, her yerde şiddet ve bu kuram işte haberlerde şiddet. Haberlerin çok önemli bir kısmı şiddet vesaire. Medya, çünkü medya bunu, medya için bu bir temaşa, bir gösteri, bir satma garantisi, bir rating garantisi ve bunun bir endüstrisi var. Sağlığın olduğu gibi şiddetin de bir endüstrisi var. Bunun bir ideolojisi var. Yani böyle bir otoriter devleti, sert tedbirleri çağıran bir bunun ideolojisi ve politiği var aynı zamanda. Bu çok bu açıdan bakıldığında muhafazakar bir şey ve diyor ki Gardner bize Mean World Syndrome, yani kötü bir dünya sendromu. Yani dünyayı medya bize olduğundan daha kötüymüş gibi görmemize yol açıyor. Olduğundan daha, siz dediniz ya hani, yani size her an sosyal medya, medya her an size şunu söylüyor. Yani beyin kanaması geçirdin, geçireceksin. Şimdi bunun çok güzel bir şeyi var tabii. Yani bunun ticari kısmı şu. Bu kadar korkularla yaşadığınız ortamda siz bu korkulara yönelik tedbirler almak durumunda kalıyorsunuz. Burada hani take precautions diyelim, yani hem take almak hem de buy almak, hem de tedbirler satın almak zorunda kalıyorsunuz. Evet. Yani işte dedim, yine şey vermeyeceğim, reçete vermeyeceğim. Şunun olmaması için her gün şunu yapmanız gerekiyor. Şundan her gün bir tane alırsanız şu riski en aza indirirsiniz. Ya zaten risk 55 binde bir dediğiniz gibi. Yani elbette ve bunu şeyi hani sağlıklı, huzurlu, olabildiğince tırnak içinde işte ne diyeyim, olabildiğince az çalışarak sürdüreceğiniz bir yaşam değil size önerilen. Çok çalışın. Yani şimdi bu kadar çok çalışmaya gerek yok. Ama haftanın 6 günü çalışın, 7 günü çalışın. Çünkü çalışmanız gerekiyor. Çünkü iş gücüne ihtiyaç var. Yorgun düştüğünüzde bilmem ne yardımınıza koşuyor. Size enerji veriyor vesaire. İşte uzun saatler geçiriyorsunuz bilgisayar karşısında. Bilgisayar karşısında neden bu kadar uzun saatler geçiriyoruz? Ya biz neden bu kadar üretiyoruz? Biz neden bu kadar tüketiyoruz? Dünya neden bu kadar berbat bir yer sorusunu sormaktan ziyade size şey diyor. Her gün bir tane şundan alırsanız bilgisayar karşısında geçirdiğiniz işte şeyler çerçevesinde işte geçen gün reklam. Hani işte, ismini de hatırlamıyorum ne olduğunu. İşte saçımızı güçlendiriyor, gözümüzü güçlendiriyor, bakışımız şey oluyor. Yani bir enerji şeyi diyelim, hapı. Bir hap, ya bir gramlık hap muhakkak, yani modern tıbba benim hani inancım şeydir. Gittim aşımı oldum güzel güzel, hiç bir saniye daha aşı lafını duydu olurum dedim. Yani olurum çünkü. Yani hani değil mi? Hani evet. Tıbba, modern tıbba inanmayanları böyle MR makinesine girerken görüyorum. Çok gülüyorum onları yani. Böyle şey hani cübbeli mübbeli Ahmet Hoca vardı. Fıtır fıtır ilk şeyde birdenbire koştu şey MR makinesine. Yani bilime güvenmek önemli şey. Ama yani bir yandan da akıl var, mantık var. Bir hap alacağım, saçımı da düzeltecek, tenimi açacak vesaireyi yapacak, yaşamımı şey yapacak, bana aynı zamanda enerji verecek. Yani bana bile, yani bu işin kimyasından, tıbbından anlamayan birine bile yani manasız geliyor. Bahsettiğimiz hikayeyi bu anlatıyor. Şeyi sorgulamak daha mantıklı geliyor. Yani evet, hani bahsettiğiniz türden bir şeyi hani kötü fıkrada olduğu gibi doktor bey elimi uzatınca ağrıyor, o zaman uzatma hikayesinde olduğu gibi, yani uzun saatler bilgisayar başında durduğumda gözlerim kuruyor, o zaman uzun saatler bilgisayar başında durma gibi bir şey. Yani haplara vesaire yönleneceğinize ne diyeyim, ufak hayat tarzı değişiklikli, ben de iyi bulunsurluğa başladım bu arada. Kanal açacağım. Sizleri de görmek isteriz hocam. Tabii. Sosyal medyada. Instagram hesabınız yok anladığım kadarıyla. Siz Twitter'cısınız. Ben Twitter'ım. Evet. Twitter'dan sağlıkla ilgili önerileri bekliyoruz. Aynen.